Bu dünya tarlasının verdiği bütün insan ve hayvan mahsulleri mahşer meydanında toplanacaktır. Şu var ki hayvanların bedenleri hesap safhasından sonra toprak olacaklar ama ruhları baki kalacaktır. Dünya hayatında her hayvan kendisine takdir edilen vazifeyi aksatmadan yerine getirmesinin mükafatını ahirette ruhani bir lezzet olarak tadacaktır. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma, vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde ayet-i kerimesiyle ilgili olarak her şey haşredilecek. Hesap için mahşer meydanına toplanacak. Hatta sinekler bile buyurmuştur. Bütün mahlukat mahşer meydanında toplandıktan sonra hesaplar görülmeye başlanacaktır. Lakin hayvanlar arasındaki davalar insanlardan önce hükme bağlanacaktır. Bu hesaplaşmanın neticesinde bütün hayvanat tekrar toprak olacaktır. Ayet-i kerimede buyrulur. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu ayet-i kerime hakkında şöyle buyurur. Kıyamet günü bütün mahlukat mahşer meydanına toplanır. Hayvanlar, böcekler, kuşlar ve her şey. Allah'ın adaleti tam olarak tahakkuk eder, hatta boynuzsuz koyunun hakkı bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan alınır. Sonra Cenab-ı Hak hayvanlara toprak olun buyurur. İşte o zaman bu hali gören kafir kimse hesaba çekilecek olmanın dehşetinden "Ah keşke ben de şu hayvanat gibi toprak olsaydım" diyecektir. Mişkâtü'l-Envâr isimli eserde İmam Mukatil'den cennete girecek hayvanlar hususunda şöyle bir rivayet nakledilir. Mukatil'in dediğine göre müminlerle beraber cennete 10 hayvan girecektir. Salih Aleyhisselam'ın devesi, İbrahim Aleyhisselam'ın buzağısı, İsmail Aleyhisselam'ın koçu, Musa Aleyhisselam'ın ineği, Yunus Aleyhisselam'ın balığı, Üzeyr Aleyhisselam'ın eşeği, Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası, Belkıs'ın kuşu Hüthüt, Ashab-ı Keyf'in köpeği Kıtmir ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva. Ayrıca Mişkâtü'l-Envâr'da bu hayvanların hepsinin koç suretinde yaratılacağı ve bu şekilde cennete girecekleri belirtilmiştir. Bu husustan bizim için çıkarılacak dersler vardır. Allahü Teala adil-i mutlaktır. Hiçbir iyiliği zayi etmemektedir. İster insan olsun, ister hayvan olsun, her mahluk onun adaletinin tecellisine mazhar olacaktır. Selametle.